Damage yemesi gerekiyorsa yazacaksın oraya. When I deal damage diyeceksin. Bu kadar zor ya, bu kadar zor olamaz yani. Oha. Oha, bunu böyle bir şey öldürmeden tek başına oynayacak kadar kötü mü lan elin? What? Bu beni çok şaşırttı. Bu beni bayağı şaşırttı. Rakip halihazırda karşımdaki bir şey oynamıyor. Acaba saldırayım falan diye mi düşündü diyeceğim de ben Corina destesim zaten. Benden ne oynamayı bekliyorsun ki sen? İki mistik de atabiliriz. Termo da atabiliriz ama termoya ihtiyacımız var mı? Mistik'e şöyle bir ihtiyacımız var. Mistik bizim için aslında TF'de gerekli. O yüzden mistik yerine termoya atsam daha karlı olabilirim. Maksimum Glimpse Beyond gelebilir ki Glimpse Beyond beni zora sokmaz. Bir Wild Fist çekip bir örümcek çıkarabilirim önüme ama ona da çok gerek yok. Gönder termoyu ya, giden manamız olsun. Zaten bir sonraki turda oynayacak alelade wow diyeceğimiz bir şey olmadığı için gönül rahatlığıyla harcayabiliriz bana. Maokai'nin ölümü Maokai'yi güçlendirmesi kaç puan peki? Mindfuck. Postlandın. Abi Pilfrit Good'lardan biri gitti, tamam. Bu arada rakibin destesini bilmeyenler için söyleyeyim. Rakibin destesi sizin destenizi yok edip yok ettikten sonra destenizde kalan diğer 4 kartı çalma üzerine kurulu bir deste. Pilfrit Good'lardan birinin gitmesi bizim için iyi haber. Destemizdeki kartları, çalacak kartları discardlaması adamın bizi rahatlatıyor. Yanlış Vay'a inmedim. O Vay'ı bilerek indim. Bu Vay çünkü onun üzerine çıktığında bu daha da güçleniyor. Eğer ki level atlatabilirsem gösteririm. This is gonna be a problem. Yo, neyi öldürebilirsin ki? Gel bakalım. Ortada bir problem görmüyorum. Sen zaten Vay'ı öldürecek güce sahip değilsin. Grasp mresp çekmen lazım senin o Vay'dan. Tek başına çeksen bile yetmiyor. 4-3-7 Vengeance gelebilir. Whoopsie doopsie. Bu Vay'ın canını azaltmıyor. O yüzden çok da problem yok fakat... Tamam. Okay. Çocukların ölmesini şu an istemiyorum. Teşekkürler. Ben yedim de geldim. Sacrifices. Gönder gelsin. 4-4 ile saldırsa 1-1 ile bloklayacağım. 2'ye 1 ile saldırsa Vay ile bloklayacağım. Rahat. Benden yana sıkıntı yok. Ben okeyim senaryoya. Wild Fist diyorsun. 8-2-10 mana. Ruination gelebilir ki bu senaryoya Ruination atmak için bence herhangi bir sebebi yok. O ayrı bir konu. Ah. Vayla 2'ye 1'i çekip Elise saldırabiliriz. Rakip 4-3 ile Elise'i bloklamak isteyecektir ama Elise bizim için çok aşırı değerli bir ünite olmadığı için salabiliriz. Vay birazcık daha değerli şu an için. Vay'ı level atlatabiliriz bu arada ama buna gerek var mı yine sorguluyorum. Çünkü dediğim gibi Ruination tehdidi gelebilir. Şöyle bir şey yapalım. Şuradan bir Wild Fist çekelim. Rakibin bir şeyini görelim. Vereceği tepkiyi görelim. Make it rain. Plunder çalıştırmak istiyor anlaşılan. Ya da Elise Wild Fist atmak istiyor da olabilir. Withering Veil mi gelecek? Vengeance tehditinden şu an kurtulduk. Şu an Vengeance tehditinden kurtulduk. Ruination tehditinden kurtulduk. Vay şunu çeksin, şunlar şöyle saldırsın. Vay'ın kendi spell ile Vay'a artı 2 artı 0 veriyorum. Kart kullandığım için artı 10'a çıkıyor. Saldırıyoruz. Hop sesimiz gitti bir saniye. Withering Veil Vay'ı öldürmez. Wild Fist Vay'ı öldürmez. Grasp Vay'ı öldürebilir. Grasp'i varsa Vay ölebilir. Tam Grasp'likte manası var.
Bunu birine daha verebilirdim ama birine daha verseydim direkt olarak onu bloklayacaktı. Belki normal şu küçükleri ya da elisi falan bloklarsa bloklamadığı kişiye vermeyi planlıyordum. Rakip bunu fark ettiği için direkt bloklamaktan vazgeçti. Maksimum kaybettiysek bir damage kaybetmişizdir. Çok önemli bir detay değil yani. Manamız Superman'a aktarıldı. Şimdi 2'ye 2'ye Thermo Beam ya da Mystic Shot gönderebiliriz. Ama Mystic Shot'ı hala inatla göndermeyi tercihim değil. Söylediğim gibi ben bunu Twisted Fate için saklamak istiyorum aslında. Thermo indirebiliriz. Bu adam bizden çaldığı kartların mana bedelini bir düşürmesin. Bizden önce Ledros atmasını istemeyiz. Ki düşünün bizim elimizde daha Ledros yok bile. Okey. Bu Vay'ı öldürtüp bunu oynayabiliriz artık. Artık kafamız rahat. Kırmızı kart. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Hemen TF'e bir şey atalım. TF'i bu noktada öldürmem kırmızı kartı bloklamıyor bu arada, aklınızda bulunsun. Sizin bu noktada TF'i öldürmeniz bu şeyi bozmuyor. Çünkü skill bir kere çalışıyor. Skill zaten bir kere kestlendi. Onu artık şey yapamıyorsunuz, önleyemiyorsunuz. Vengeance. Tam tahmin ettiğim gibi. Peki buna ne yapıyoruz? Ya. Birazcık düşünelim. Ledros'u oynamamız rakibin Nexus'unun canını 8'e indirmek demek. Vay'ın 5 vuracağını düşünürsek geriye 3 canı kalır ve bir sonraki tur Gedexite'la öldürebiliriz. Fakat işin bir Ruination efekti var. Onu unutmamamız lazım. O yüzden şu senaryoyu düşünelim. Vay'la şu an vursam Nexus'un canını 10'a düşürürüm. Ledros keserse 5'e indirir. Gedexited'la 3 vursak geriye kalır 2 can. Hala çok kardayız. Dediğim gibi Ruination etrafında oynamak istemiyorum çünkü yani Ledros'un ölmesi tekrar Ledros oynamak için 9 mana harcamam demek ve elimde başka oynayacak bir şey yok bir sonraki tur. Birazcık gergin durumlar. O yüzden şu küçük çocuğu indirelim aşağıya. Eğer ki bir aksilik olmazsa. Tamam. Maokai'nin toslamasına 6 kaldı bu arada. Okey. Maokai ve Twisted'ın olduğu desteğe Rekindler almak da birazcık gereksiz geldi bana ama sen beni ilgilendirmeyen detaylar. Devam. Twisted Fate level atlaması bayağı zor olacak. Pek ihtimal dahilinde değil aslında. Ledros'u öldürtemiyoruz. Beni üzen kısım o. Ledros'u ölüme terk edemiyoruz şu an. Keşke öldürtebilsek. Tekrar oynayıp işimizi çok daha kolay bir hale getirebilirdik. Devam. Bu hamle bu arada net Ruination hamlesi ama bakalım ne olacak. Net Ruination hamlesi bu. TF'i feda etmeler falan. Ne hali hazırda zaten Ruination atacağım. Şey yapalım gibi bir kafa. Okey, hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Aşırı okeyim buna. Ledros elime gelsin. Tam olarak istediğim şey Ledros'un ölmesiydi zaten. Ledros şu anda buranın canını 3'e indirecek ve Gedexite'la öldürebiliriz. Ne tehlikemiz var onu hesaplayalım. Wild Fist gelirse Wild Fist 1 can drainleyecek. Başka ne gelebilir? Kendi ünitesinden 4 can çeken bir kartı var Gölge Adaların. Kendi ünitenden 1 manaya 4 can drainliyorsun. O kartın olma ihtimali yüzde kaçtır? Bence yoktur. Gönder gelsin. Çünkü bir tur daha beklersem işleri daha da riske sokabilirim. Bu sefer Grasp oynayacak, Wild Fist oynayacak, efendim Withering Veil oynayacak, manalara çıkacak. O zaman işler daha riskli olabilirdi. Güzel oyun. GG. Der Vladimir'le Braum'lu. Valla ben Vladimir'i denedim de Vladimir şu an iyi durumda değil pek galiba ya. Onu birazcık daha denemek, zorlamak lazım. Abi hayranımsın. Teşekkür ederim Twisted, sen de benim hayranımsın. Kime karşı oynuyoruz? Twisted Ezreal. Neden Twisted Ezreal? Fizz yapsaydın ya. Bilgewater almak istiyor Piltover'ın yanında. Make a Train sağ olsun. Make a Train 3 kişiyi targetladığı için bayağı iyi verim kazandırıyor Ezreal'a. Fakat neden Twisted? Neyse. Termo'ya ihtiyacımız var mı? Bence yok. Gönder gitsin. Küçük çaplı sıkıntılar yaşayabiliriz ya. Elise ihtiyacımız var. Çok acil. Aynen. Ama Termo yiyebilir. Umarım yemez. Okey, sen problem değilsin.
Elis üzerinden alabildiğimiz verimi almamız lazım. Şöyle bir dezavantajımız var. Bizim ünitelerimiz genellikle şey muhabbeti olduğu için. Sen söyle. Küçük küçük örümcekler olduğu için rakip Make It Rain'le hem onları çok rahat öldürebiliyor hem de Ezreal'ı çok rahat kastırıyor. Ezreal'ı 2 arttırdı adam bak. Make It Rain sayesinde. Haberiniz olsun bilmeyenler için. Make It Rain her ne kadar random atılsa da siz sadece sahaya koysanız da Make It Rain çalıştıktan sonra otomatik olarak şey yapıyor. Birilerini targetlıyor, hedefliyor. O yüzden Ezreal'ı görüyor. Şimdi asıl soru seni bloklamalı mıyız? Çünkü ben seni bloklasam da bu çocuk ölecek bence. Ama bloklamasam da ölecek bence. Sen buna termo ya da mistik çıkarırsın birazdan. O yüzden bloklayacağım. Bu kartın zaten öleceğine inanıyorum yani. Şu an statik atamıyor ama bir sonraki tur atabilir. Yine mi sen be? Ne yaratıyor acaba oralardan? Vay maşallah. Ne Make It Rain'miş be. İki daha güçlendiriyorsun. Ezreal 4 oldu bile. Tur 3'te Ezreal'ı 4 yapmak. Bayağı mantıklı. Kendi kartımı Wild Fist ile öldürsem aşırı mı yolu oluruz? Çok mu yolu oluruz? Bir sonraki tur 4 manadayız ve oynayacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Gel. Yoloysa yolu. Baba biz burada ciddi oyun oynuyoruz. Şey Elis şarkı mırıldanıyor abi. Sıfır ciddi. Dört değil. Dört nasıl oldu lan? Hedeflerden birini öldürdük biz. Bir dakika. Gerçi targetlayabildi zaten. Öldürmenin bir anlamı yoktu. My bad. My bad. Pass. My bad. Fizz Make Train'i bozar evet. Kendini targetladıysa bozar. Kendini targetlamadıysa bozmaz. Önemli olan Fizz'in targetlanması. Tosla bakalım. Kaldı 4 manam. Ben bu turu gönül rahatlığıyla şey oynarım ya. O sorun değil. Öldürebiliriz ya. Birini öldürelim. ...5-8 oldu. E oğlum az öncekinde problem var o zaman. Sistemi anladınız mı? İki kişiyi targetladı ama bir target'ın öldürdüm ve bir target'ı aradan çıkardım. Ezreal bu yüzden 1 kazandı. 2 değil. E az önceki senaryoda da aynısını yaptım. Orada niye 2 kazandı? Az önce Make It Rain attığında 2 kişiyi targetladı. Ben 2 target'tan birini öldürdüm. Ama Ezreal 2 arttı. Ne iş abi? Bu buglar da sürekli bize geliyor yalnız ha. Örümcekleri insek 6 manaya senden. Bence sıkıntı yok, örümcekleri inelim. Vay'ı güçlendirme gereği hisseder miyim diye düşündüm de yok ya, gerek yok. Vay'ı bu tür level atlatmaya çalışmak biraz fazla açgözlülük olur. Vay'la 1-2'ye çekip şunları öldürelim işte. Oo, gergin rakip. Peki. Peki hocam. İyi ki güçlendirmemişiz ha. Güçlendirsek vallahi çok moralimiz bozulurdu. Devam. Rakibin Ionia olmadığını aklımıza tutmak lazım. Yani Deny yok. Vilofayanya yok. Ledros var. Ledros'u çekmemiz lazım. Aşırı erken Ledros'a ihtiyacımız var. 7 mana da senden. Evet 1 mana harcadın sadece. Bir Ramage'ı discardladın. Diğeri neydi? Bir de Jailbreak discardlamışsın. Tamam, Chomp Pump geldiyse artık Vay'ı oynamak gibi bir şeyimiz yok. Omen yorabbi, Vay'ın başına ne gelecek gibi bir derdimiz yok. Aa, 8-2-10-12. Bir sonraki tur şuna Grasp atsak. Öldürsek onu. Vay'la Baze'e vurmaya çalışsak. Biraz düşünelim. 8-2-10 mana. 10 mana da senden ne çıkabilir? Twisted Fate'den kırmızı kart gönderebilir misin? Gönderebilirsin. Problem bunlar hep. Saldır. Vay'la özellikle çekmek istemiyorum. Çünkü tabii ki de Baze'e vurmak istiyorum şu anda. Ama o zaten getirecek. O yüzden çok bir önemi yok. Totalde senaryo aynı. Ne Ramage'miş be.
Ey maşallah. Maşallah. Ha, bir mistiğin gitmesi beni bir mutlu etti açıkçası. Statik geldi. Ezreal'lar level atladı. Tamam. Tamam. Örümceklerimizi çıkaralım. Gelin abi. Şimdi rakibin şöyle bir dezavantajı var. Bu arada rakip Ezreal oynuyor oynamasında da rakibin Ezreal'ı koru... Bir Ezreal gitti kaldı iki. Kolay oyun abi. Eforsuz Ezreal kestik. Rakibin Ezreal'ı var olmasına da level de atladı. Okey de. O Ezreal nasıl level atlayacak? Şey nasıl hayatta duracak? Sen Ezreal neyle koruyacaksın? Asıl değinmemiz gereken soru bu. Sen daha bir şey oynarsın ya. Devam. Twisted Fate discardladı rakibimiz. Çünkü artık Ezreal'ı bulmak istiyor. Ve Twisted Fate'i discardlayacak kadar çıldırmış durumda. Bir gacha geldi Vaya. Hiç problem değil. Olan Vaya olsun hocam. Bizim Corina'mız var. Ki gerçi bir Vay'ımız daha var ama bu Vaya gerek var mı? Var. Niye olmasın? Rakip 3 mana da. Devam. Stands for violence. Devam. Elis. Bak Elis güzel ama Elis'i oynamamız Corina'yı oynamayı iptal ediyor. Fakat Elis'i oynasak bile üstüne hala Vengeance ve Grasp oynayacak durumdayız. Elis burada iyi bir tercih olabilir. Keşke az önceki tur gelseydi de Elis level atlatabilseydik. Bedava win'di. Bedava win'di de olmadı. 2 statik harcandı. Bir statik daha gelme ihtimali bayağı düşük. 2, 4, 6, 8, 9 kartı var rakibin. Tamam. Okey. Ben Elise oynayacağım ya. Tabii Elise iyi seçenek. Rakip herhangi bir plunder efektiyle bizden kart da çalmadı bu arada. İlginçtir ki. Yani kendi kafamıza kendi kartlarımızı Vengeance, Ledros, Medros gibi yeme gibi şeylerimiz de yok. Senin bu desteğe sanki lazım mı ya kart çalma bro? Alpaka. Aa alpaka. Alpakanın ne olduğunu bilen var mı? Kendisi bir lama türü gibi bir şey. Bir kırmızı kart yendi. Devam edelim. You dare. Sen hocam şöyle gel. Bu zaten şey alıyor. Twist zaten bunu bloklayamıyor. Bu hamleyi yapmamdaki amaç zaten Twist'a şey atacak olmam, mistik atacak olmam. Fakat rakibi ürkütmüyorum, çaktırmayın. Tamam. Farkındaysanız oyunu alabildiğim kadar ağırdan alıyorum. Hiç aceleye ihtiyacım yok çünkü. Hiç ihtiyacım yok hem de. Bir kartın yanacak mı senin ya? 2, 4, 6, 8, 10. Bir Ezreal daha yakarsan ağlarsın, ben sana söyleyeyim yalnız. Bayağı dengesiz yapıyorsun bu iş. Bir mana yönecek bir şey çıkarman lazım artık. Rakip benden daha ağır yolu şey yaptı yani, sapladı. Bir kartın yanacak abi. Ya o da Ezreal olursa ne yapacaksın? Geriye kalacak bir Ezreal. Heh. İyi bari. Devam. Corina. Ezreal. Peki Corina'nın 4 vurmama ihtimali. Ha. Bu ihtimali bence şeye gerek yok. Görmeye gerek yok. Biz böyle bir ihtimal istemiyoruz. Senin bu Vengeance'ı bloklayacak hiçbir şeyin yok. Anca elindeki Burst spellleri kullanıp şey ya da Fast spellleri kullanıp Ezreal'ı birazcık triggerlarsın, o kadar. Birazcık kolonya. Rakip yayını izliyorsa iyi iş yapar. 2 saatte taktik veririz adam. 15 damage peki. Get Excited kullanabilmek için rakip az önce 3 kart discardladı. Neler discardlanmış bakalım. Bir Riptide Rex gitti, bir Twisted Fate gitti, bir Gacha gitti. Bu ne demek? Rakipte artık daha fazla Twisted yok. Çünkü bir tanesini zaten erken oyunda discardlamıştı. 5-2-7 damage. Vur bakalım.
8. Geriye kalıyor 4. 4'ü korunu halleder ya. Kendi kartımızdan birazcık drainleyelim bakalım. Okey. GG. Yo, GG değil. Withering Veil'le buradan yaşayabilirim. Yo, GG değil. Bana ne değil. Bana ne, bana ne değil. Ha, iki mistik shot daha bulman lazım. 3 manaya... Bakalım. Son Ezreal'ı bulmaması lazım rakibimizin. Alice oynamaya ihtiyacımız var mı? Yok. Corina oynayacağız. Corina'nın 4 vurmasına ihtiyacımız var bu arada. Corina şu an %100 4 vurmak zorunda. Hani bırak Baze öldürmeyi. Ezreal'ın ölmesi için Corina 4 vurmak zorunda. Seçeneğim yok şu an. Bayağı seçeneksizim. Oo, oradan burst kart çıkarırsa kazanıyor zaten artık. Çıkardı. Yo, burst'e gerek yok gerçi. Make train şey. Ah, elimde bir glimpse beyond daha olsaydı ikisini de öldürürdük gerçi. Ama Nexus'a sekiyor zaten her türlü. Okey. GG. Corina kaç vuruyormuş bari onu görelim. Şunu göster lan. 1, 2, uf 5 vuruyormuşuz be. GG. Sadece yok eden biri sanıyordum. Sen yarasan ben karıştırsam. Bence Zoe gerçek bir Become to Devil şeyi, örneği. Why Alice? Ha, aynı deste ya. Ben kafam karıştı. Tamam. Mirror matchup. He, hadi bakalım. Demek mirror matchup. Hop, kelebek GG abi. Bunu bekliyordum. Tam olarak bu iş için termoyu tutmuştum elimde. Ama bu hamle yapmak tabii bir sonraki tur örümcekleri vıçırtamayacağız. Ama Elis çektik. Yehuu, rakipten de bana termo gelsin. Çünkü mirror matchup'ın şeyidir bu. Yehuu, çok eğleniyoruz. Mirror matchup yaşasın. Yehuu. Aa, sen örümcek çıkaramıyorsun ama ben çıkarabiliyorum. Senin manan yetmiyor ama iki Wild Fist atlatsın değil mi? Okey. Zaa ben kazandım hala. Ay. Hayır, hayır. Of. Bir dakika, yalnız Ledros'ları da aynı anda düşelim o zaman, bana ne? Benim elimde daha gelmedi Ledros. Vay geldi. Adamın vayı benimkinden güçlü yalnız. Böyle bir küçük sorun var. Sana Vengeance... Turu direkt geçersem saldırmama ihtimali var ya. Çünkü bu da bir stratejidir. O yüzden gönder gitsin. En kötü Glimpse Beyond atar. Adamın vayı bizimkinden güçlü çıktı abi. Adalet, adalet öldü. Zaa benim de vayım var. Sen de Vengeance at. Sinirlerim bozuldu. Hayır, o saldırırken atmaya karar verdi. Kardeşim o Vengeance var da elinde. Var da. Aha, o ne lan? Progress mı? Oradan Ledros çektiyse bir sonraki tur kafamıza Ledros yiyoruz abi. Hayda. Çekmemişsindir Ledros. Çekemez. Fuck. 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 Haksızlık bu. There is no justice my friend. Ölüyoruz vay, ne anlatıyorsun, ölüyoruz ölüyoruz. Ya
Ben Corina çekeyim anasını satayım. Ledros'a karşı Corina çekiyoruz. Ne güzel hayat be. Ne güzel hayat be. Oy anasını. Okey. Aynen Ledros siliyorum. Güzel. Güzel. Bayağı güzel bu arada. Ya progress'a kaybettiğime inanamıyorum ya. Bir progress diye kaybettiğime inanamıyorum. Aa. Hayır. Hayır. Ya öf, gerizekalı destesinde progress de yapmış ve ona kaybettik, inanmıyorum ya. Gerçekten çok yolo. Aggro, hadi bakalım. Daha fazla dikkat, daha fazla özveri, daha fazla fokus. Vay gitsin. Grasp gitsin, Corina gitsin. Withering Veil, Withering Veil. Withering Veil. Neye ihtiyacımız var? Örümceklere ihtiyacımız var, Elise'e ihtiyacımız var, Wild Fist'e ihtiyacımız var, Withering Veil. Bizim için biraz fazla pahalı ve rakibin Crimson'lar olduğunu unutmazsak Withering Veil bizi riske de sokabilir. Daha iyisini çekemedik, üzücü olan. Gönderdiklerimizden daha iyi bir şey çeket. Direkt saldırırsa mistikleriz. Yanına bir şey koyarsa üzer. Koyma, boş ver. Şerefsiz. 3, 2, 5. 5 hasar yiyeceğiz. Bunların ikisini de öldüreceğiz bu tur. Ama bunu yapmamıza rağmen 5 hasar yiyeceğiz. Böyle bir hayat. Böyle bir hayat arkadaşlar. Böyle bir hayat. Böyle bir hayat işte. Devam. Devam. 2'ye 1'in. 2'ye 1. Crimson oynama, boş ver. 2'ye 1 var ya, aşırı iyi olur şu an. Tam olarak 2'ye 1 bir karta ihtiyacın var. Muhteşemsin gerçekten. Gerçekten muhteşemsin. Devam hocam. Oh, Crimson tehlikeli. Devam. Örümcekler. Gelin bakalım yavrularım. Tabi Crimson için hala iyi bir blok gerçekleştiremediğimizden dolayı. Daha iyi bir opsiyona sahip olmadığımız için bunu yapıyoruz. Ve bütün bunlara rağmen yediğimiz hasar. Oradan 2, bir de şuradan 2 gelecek. Evet, 5 hasar. Çok güzel. Çok güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Hocam. Bir örümcek silsilesi daha. Örümcek saldırısı. Devam. Kime vuruyorsun lan? Tamam. Devam. Devam. Devam bunu attık. Nice. Birine şuna bir vurup birine artı iki artı iki verebilir. Kime verebilir? Kime verirse versin. Bizim bu önlemimizi almamız lazım. Buna bir vurup birine artı iki artı iki verebilir. Kanla. Ki şu Crimson'a verirse karda çıkar. Okay. Devam. 7. Bir balta gelse. Geldi. İstik geldi. Okey. Küçük çaplı sorunlar. Kart çekmemiz lazım. Acil çekmemiz lazım hem de. Healing mealing bir şeyler lazım. O kartı bırak. O karta bir şey atacak ama Glimpse Beyond'dan Glimpse Beyond çekmeyelim. Bu Ledros'lar az önceki maç neredeydi he? He? Neredeydiler? Neredeydiler? Neredeydi bu Ledros'lar az önceki maç? Burn Aggro'ya karşı oynarken mi geliyor Ledros? Çıldıracağım ya.
Bu adamın eli galiba full get excited abi. Adamın eli full get excited olduğu için şey yapıyor. Oynayamıyor. Discardlayamıyor çünkü. İki tane get excited var. Şu an iki kart discardlayabilir adam. Ledros'u oynasak bile Wild Fist oynayabiliyoruz. Fakat Wild Fist oynamak bizi kurtarmıyor. O yüzden oynayabileceğimiz tek şey Elise. Ledros'u oynayarak Withering Veil atacak manaya sahip olamam. Withering Veil'e ihtiyacım var. 2 Gedeexite çıkarsa sadece Withering Veil'la counterlayabilirim bu işi. Okay. Tamam. İsterse spell atsın. Bende de bir mistik bir Gedeexite var. Counter'lıyoruz. Devam. Nox Infervor. Mistik. Balta. Anam ses gitti. Bir dakika. Okey, ses geldi. Devam. 3, 5, 8, 2 daha. 10. 15. O zaman şöyle yapsak. 5, 3, 8, 2, 10. 5, 5, 10 artı 3, 13. Hayvan gibi heal alırız. Bu arada. Bir mistik oradan geldi. Bir de get excited geldi. Okey. Rakibin elinde bir kart daha var. Rakibin elinde bir kart daha var. Get Excited olsa bile discardlayacak kartı yok, o yüzden kazandık. GG. Burn Aggro'ya karşı nasıl kazanılır? Böyle kazanılır arkadaşım. Hayda, siz de bir kere maç kazandık diye de yani. Bu kadar da üstüne gelinmez insanın arkadaş. Aha dur. Dur, bu start hiç fena değil. Elise güzel. Mistik çok güzel. Get Excited'ı neyi discardlayacağız Get Excited için? Get Excited aslında iyi. Ama yok ya, Get Excited biraz şey riskli. Get Excited ama onun yerine örümcekleri falan bulsak çok daha işimize yarayabilir. Of, çok kararsız kaldım. Çok kararsızım şu an. Gönder Get Excited, gönder. Birazcık daha Drain, Wild Fist falan. Hah, örümcekler. İşte bu iyi ya. İşte bu. Devam abi. Devam. Top deck'ten Wild Fist çekeriz şimdi. Sıkıntı yok. Çekemedik abi. Elise'le bir damage'ı bloklayıp 4 damage'a kafa atacağız. Word mü? Buna mistik harcamak istemiyorum ben şu an için. Bir süre bu hasarı tanklamam gerekecek galiba. 3, 1, 4. Burayı komple boş geçip bir sonraki tur örümcekleri çıkarabiliriz. 4 yiyeceğimize 5 yiyelim. Sonraki tur örümcekleri çıkaralım. Mı? Acaba. Ama Elise'in kendi kendine çıkaracağı örümcek bile beni gayet kâra getireceği için Elise'in daha kârlı olacağına karar kıldım şu an. Hope this works. Devam. Direkt saldırıyorum. Rakip zaten Elise'i bloklayamıyor. Küçük örümceği keşke bloklasa. Ki zannetmiyorum bloklayacak. Tamam. Şimdi. Bir rookie daha geldi. Hemen şuradan bir Wild Fist. Ya da dur. Wild Fist'i rakip ataklarken de kullanabiliriz. O yüzden ilk önce şu rookie'ye 2 damage vuralım. Rookie'nin hali hazırda. Hani ölecek olsa bile Rookie'nin gene de fazladan 2 hasar vurmasına gerek yok. Rakip zaten saldırı halindeyken şuna Wild Fist atabiliriz. Tamam. Elise sen burayı blokla. Sen şunu zaten blokla. Sana da 1. Devam. Keşke fazladan 1 manamız daha olsaydı işte. Bir önceki turdan 1 mana daha arttırabilseydik. Şimdi örümcekleri çıkarırdık. Level atlamış bir Elise'imiz olurdu. Çok güzel olurdu. Nox Infervor mu düşünüyorsun? Yes.
time to go. So young. Devam. Örümcekleri çıkarmaya gerek yok. Örümcekleri zaten bloklama amaçlı kullanacağınız için sadece elinizde saldırsak yeterli. Okey. Bu pek hoş değil. Bu pek hoş değil. Gel bakalım. 3'e 2 için Elise feda etmemiz gerekebilir mi? Yo, şunlar halleder zaten. Elise bir sonraki tur level atlayacak zaten. Bu tur level atlayacak Elise. Bunun rahatlığına sahibiz. Spell mana'mı kesinlikle harcamıyorum. Spell mana'ya ihtiyacım var. Withering Veil'e ihtiyacım var. Bu tur umuyorum ki bir Crimson gelmez. Crimson gelmezse gönül rahatlığıyla şey atabiliriz. Tamam. Yok, sen bir şey oynayacaksın. Bence de oynayacaksın. Elin o kadar boş olamaz. Önden baltayı mı göndereceksin acaba? O da bir opsiyon. Buradan örümcek feda etmeden de kurtulmaya çalışabiliriz ama örümceklerin feda olmasından yana sıkıntımız yok aslında. Şu an Crimson olmadığı sürece birazcık daha rahatım var. Şöyle olsak... Tamam. Şimdi bu noktada tekrar bir Noxian Fervor falan gelebilir diyecektim. Gelmedi. Okey. Tamam. Gönder abi baltayı. Tamam. Bir balta daha çıkma ihtimali. İnanılmaz. Balta değil ama gedek zayt çıktı. İnanılmaz. Withering Veil'ı böylesine harcamak beni o kadar üzüyor ki şu anda. Acil kart çekmem lazım çünkü yani 3 canım kaldı. Bir Get Exalted'a daha ölüyoruz. Bir Get Exalted'a bir baltaya. Güzel, 3 can daha geldi. Wild Fist olsaydı şu çok güzel olurdu. Devam. Rakibin elinde sadece 2 kart var. Bu güzel haber. Saldır abi. Hiç kart oynamakla vakit harcayamayacağız. Gönder gelsin. Arkadaşlar şu an Atrocity oyunu kazanıyoruz. Şu an Atrocity oyun kazanılıyor fakat çok riskli hamle ya. Çok riskli hamle. Elinde bir tane Mystic Shot varsa ölürüz. Bunu deneyemem ya. Böyle bir şey deneyemem. Okey, 6 5 11. Tam 11 manada olduğumuzu varsayarsak okey. Şimdi bir dakika. Rookie 2 vuracak ve biz sadece birini bloklayabiliyorsak eğer bu noktada Atrocity deneyeceğiz arkadaşlar. Atrocity denemek zorundayız. Rakibin elindeki şey Mystic Shot olsaydı zaten çoktan atardı. Noxian Fervor olsa da atardı. Ne lan o? Ne ya o eldeki şey? Allah için o elde ne var ya? Rookie'nin 2 damage'ını kaldırabilir miyiz? Gönder gitsin ya. Ya hak diyorum ya. Ya hak ya. Let's go. Let's go. Let's go. Allah'ım ya Rabbim, bugün Burn Aggro ezme günü mü ya?